Evet, 18 Mayıs 2016 tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Daha önceki çekimlere de Korsan Başkan, Ulusal Sesleniş, genelde efendim ülke gündemi, Diyarbakır ile ilgili gündemle ilgili konuşmalar yaptık. Tekrar karşınızdayız. Geçin biz diyoruz ki ne bileyim bir nevi yani uzak olalım, siyasete girmeyelim, anlatmayalım. Şimdi bazı gerçekleri söylemek maalesef bazen hesabına gelmiyor. Bilinmeyeni söylemek bazen hesabına gelmiyor. Özledik ya arkadaşlar. Şimdi medyanın çok tarafı olduğu için herkesin de kendi medyasını takip ettiği için olaylar bir nevi farklı hale geliyor. Öncelikle ben Abdullah Kızay olarak size bunu belirteyim. Diyarbakır'la ilgili gündemle ilgili arkadaşlar malumunuz son iki olay oldu. Birinci olay Diyarbakır'daki Batıkent yolunda, Dijenket Kavşağı yolunda bir polis aracına saldırı oldu. Orada tabii efendim örgüt mensubu diye iddiasıyla gözaltına alınıp ifadesi alınan kişilerin ölümüyle ayrıca sonuçlandı. Sivillerin yaralanması ya da tabii bu olay olduğu gibi biz bütün yani efendim ölüm olanı efendim kınıyoruz. Ne de şiddet varsa biz kınıyoruz. Bunu baştan beri size belirttik. Daha önce de arkadaşlar Sur'da malumunuz sokağa çıkma yasağı, hendek kazma vesaire biz bu tür eleştiri de yaptık. Yani sonuç itibariyle Sur'daki zaten Sur maalesef özgürleşecek şeyle bazı şeyler oldu, olaylar oldu. Bunun dışında zaten maalesef şu anda Sur daha önce de ben belirttiğim gibi geçmişteki sanki farklı anlaşmalarla özellikle efendim hemen kamulaşması da bir oyun olduğunu biz daha önce belirttik maalesef. Bunu da bir nevi görmüş olduk. Sonuç böyle arkadaşlar son gündemle ilgili zaten son Diyarbakır'daki bir bomba yüklü bir aracın bir köyde infilak etmesi sonucu 16 sivilin efendim ölümüne de biz maalesef üzüldük. Şimdi sonuçta o araç herhangi bir yere de bu patlama olacaktı. Köylerin de artık fikir düşünceleri olursa olsun biz ölen herkese üzülüyoruz. Daha önce de belirttik. Tüm sivillerin, tüm gençlerin, polisin, askerin fark etmiyoruz. Yani ben Abdullah Kızay olarak biz her zaman kendi tepkimizi gösteriyoruz. Ve gerçekleri söylüyoruz. Tabii gerçekleri söylerken de kimsenin hesabına gelmiyor. Yani hiçbir fikir düşünce, hiçbir parti tam anlamıyla benim konuştuğumu efendim onaylamaz. Şimdi dört dörtlük olanın hesabına gelmez. Yani ben her yerdeki aksaklığı diyorum. Her yerdeki efendim eksikliği söylüyorum. Bunu söylemek zorundayım. Yani şimdi sonuçta arkadaşlar yani hani geçmişte bazı güzel şeyler olsa da maalesef şu anda günümüzde rantlar, bireysel çıkarlar her şeyin önündedir. Yani bu inat, bu savaş baştan beri diyoruz. Bazılarının koltuğu uğruna, bazılarının siyasi geleceği uğruna daha fazla efendim çalalım, daha fazla kazanalım. Bu çalışmayla maalesef ölümler devam ediyor. Hala devam ediyor. Bölgemizde tekrar efendim ölüm haberleri alıyoruz. Her şey efendim iyi giderken maalesef malumunuz Suriye'deki işte Rojava'daki olaylar başlayarak o IŞİD soyisleri olayları başlayarak biz daha önce hani 6-7 Ekim olaylarından önce de bahsettik. Hani IŞİD'in nasıl vahşi barbar bir örgüt olduğunu bazıları anlamıyordu. Geçmişte destek olanlar, işte alkış çalanların şu anda bu sefer iş konusunda bu sefer bağlanmalar var. Sonuçta böyle arkadaşlar biz bazı şeyleri söylerken yani tarafsız şey söylüyoruz. Yani ülkede her şey iyi giderken, barış süreci iyi giderken neden bu başkanlık sistemiyle adı işte neler oldu? Hiç yoktan her şeyine iyi giderken bir ülkenin başbakanı yani bir nevi demek ki o kadar hani görevini yaptı, o kadar itaat, o kadar iyi bir görevini yapmasına rağmen yani daha artık bu da efendim beğenilmiyorsa demek ki işin içinde farklı şeyler de var. Bir inat uğruna, bir kararlılık uğruna, bir başkanlık sistemi uğruna insanlar harcanıyor. Yıllarca birlikte mücadele arkadaşlar maalesef harcanıyor. Sonuçta bile biz kendi gündemimizle ilgili Diyarbakır'daki bu olaylar dışında arkadaşlar bu ölümler, bu canlar bu olsa olurken de yine yandan devam ediyor. Yine indirgani devam ediyor. Yani üsttekiler de resmi makamda olanlar da maalesef bilinen tamamen yapmıyor. Diyarbakır'daki olupları devam ediyor. Ben de hani sorumlu olarak bunu söylemek zorundayım. Yani Diyarbakır'daki maalesef gerçek anlamda iyi bir siyaset yok. Diyarbakır halkının efendim kaderidir maalesef. İnsanlar işsiz, insanlar sorumludur. Esnaflar mağdurdur. Suyla ilgili olan bir tane oldu. Yine esnaflar mağdur hikayedir. Bazı üsttekiler bir şeyler yapıyor gibi kendi gösterse de maalesef kendi çıkarıyla devam ediyorlar. Ben de Abdullah Kızılay olarak kendi çapımda bir şeyler söylemek istiyorum. Haksız hadisiyetten olmuyorum. Ve bugün efendim 18 Mayıs 2016 karşınızda olduk. Efendim Allah'a emanet olun. Saygılar efendim.